Selam, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün sizlerle grili, siyahlı bir göz makyajı yapacağız. Dudaklarda da tabii ki griye en çok yakışan renk kırmızıyı kullanacağız. Hemen makyaja geçiyorum. Şimdi öncelikle ben saçlarımı şöyle bir geriye atıyorum. Yani topluyorum şu şekilde. Saçlarım önüme gelsin istemiyorum. Daha yeni duş aldım. Kirlenmesin saçlarım. Şimdi ben hemen bir yüzümü nemlendireceğim. Siz günlük nemlendiricinizi kullanabilirsiniz. Bu arada muhtemelen fark ettiniz ama ben söyleyeceğim. Gözümü görüyorsunuz değil mi? Kuruluktan oldu. Tahriş oldu. Cildim normalde kuru değil aslında. Karma cildim var. Ama bu aralar cildim kurudu ve bu şekilde yaralar oldu. Onu bugün diyor ki makyajla göz ardı etmeniz gerek. Çünkü yapacak hiçbir şeyim yok. Onun geçmesini bekleyemem. Bir makyajını gelmeye vereyim. Şimdi güzelce cildimi nemlendirdim. Dudaklarımızı da nemlendirelim. Bugün kırmızı ruj süreceğimiz için bu dudak nemlendirmesi tabii ki çok önemli. Çünkü kırmızı ruj dudak kusurlarınızı çok öne çıkaran bir ruj rengi. Şimdi rujumuzu sürdük. Önce bir kullanacağım fondöteni şuraya koyayım. Şimdi cildimi kapatacağım. Cildimi kapatmak için bu Superstay kapatıcısını alıyorum. Bendeki rengi Scent 20. Bu bana aslında birazcık koyu gelen bir renk. Yani gölde kullanamam bunu. Ama lekelerime güzel gidiyor. Güzel kapatıyor. O yüzden bugün lekeler için bunu kullanacağız. Olmadı bugün. Şey yapalım. Gözlerden başlayalım. Farımız dökülmesin çünkü birazcık dökülen bir far kullanacağım. Daha sonra da cilde geçeriz. Ben lekelerimi şimdilik kapatayım ama. Bu düğün sezonu da yaklaşmışken bu tür makyajlara bu aralar ağırlık veriyorum. Çünkü biliyorsunuz düğün izinleri de geldi artık. İnsanlar düğün yapıyor ve ne makyaj yapsam diye düşünmeyin diye bu tür birazcık size seçenek sunuyorum. Geçen de böyle bir makyaj yapmıştım abartılı. Çünkü simli gri makyaj çok kullanılan bir renk düğünlerde. Şimdi cildimizi kapattık. Ben gözlerimi baharlı edeceğim hemen. Gözlerim için bu bayağıdır color trend demişim ya. Bir Lucy Closet'i kullanmıyorum. Gözlerimi şöyle bir koyalım. Sadece üstünü dağıtacağım. Çünkü alta niye sürdüm bilmiyorum zaten. Daha sonra ten sürmedik. Neyse bir şey olmaz. Burası birazcık kötü duruyor. Ve yanıyor. Şu an bu makyajı yapmam ne kadar sağlıklı hiç bilmiyorum. Ama yapacak bir şey de yok. Pastelin transparan pudrasıyla gözlerimi sabitleyeceğim. Kullandığım ürün şu. Kapatıcıyı biliyorsunuz diye göstermedim ama kapatıcı da buydu bu arada. Diğeri de bu. Bu zaten Closet. Bunu herkes biliyordur. Bu sabitlemeyi yapmamın nedeni de zaten farın daha kolay bir şekilde yayılmasını sağlamak. Şimdi bugün kullanacağım palet Rival'ın Smoky paleti. Ben bu özel gün makyajlarında direkt elim bu palete gidiyor. Çünkü hem çok uygun fiyatlı hem çok güzel pigmente sahipler. Tek bir dezavantajı çok dökülüyor olması. Onu da zaten fondötenizi daha sonra sürerek önleyebilirsiniz. İçinde böyle zaten tam abartılı renkler var. Zaten bugün kullanacağımız hemen hemen tüm renkler burada var diye düşünüyorum. Şimdi bir fırça alıyorum. Screenshot rengini şu
gözlerimi bir baz olarak sürüyorum. Bu mat bir gri rengi. Yakınlaşalım birazcık. Ya gözümün kusuruna bakmayın çünkü gözüm çok kuru ve çok kötü duruyor. Şöyle sürüyorum bir gözüme. Tam bir şekilde. Bir baz rengi olarak. Sonra büyük bir fırçayla çok fazlasını süpürüyorum. Daha sonra şu fırçayla şuralarım sanki yaradan öyle duruyor. Aynen. Şimdi bu gri ile siyah, mat siyah karıştırıyorum. Bu mat siyahın da rengi 10x rengini karıştırıyorum. Burayı bir şekilde bir gölge veriyorum siyah farla. Siz bu gölgeyi göz kalemlerinizle de verebilirsiniz. Veya direkt bu palete gerek yok. Herhangi bir siyah farınızla da bunu yapabilirsiniz. Jelalleriniz varsa yine aynı şekilde onu da yapabilirsiniz. Ben direkt bu zaten farın pigmentinden memnun olduğum için direkt bu şekilde yapıyorum. Burayı dağıtıyorum içe doğru. Bu arada gözümün şu kısmını yapmak için burada koyu renk bir gri yok. O yüzden siyah renkle açık renk griyi karıştırıyorum ve burama koyu griymiş gibi sürüyorum. Temiz bir fırça alıyorum. Birazcık dağıtıyorum uç kısımlarını. Burada yere bu arada iki tane çizgi var görüyorsunuz. Orayı da far zannetmeyin. Gözüm kuru olduğu için far azıcık zorluyor. Yani çok da homojen durmuyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Özellikle şuram kötü duruyor. Böyle kapatıcı şey yapmış gibi ama onu gördüğünüz gibi yayamam çünkü orası yara. Ve yardım zaten ama böyle o çatlaklara doluyor kapatıcı. Ona yapacak hiçbir şeyim yok. Siz bu makyajda lütfen şeye dikkat edin. Hani daha çok tekniğe ve duruşa dikkat edin. O yara kısmını lütfen göz önünde bulundurmayın. Çünkü onu beklemek istemedim aslında. Çok araya mesafe girsin, zaman girsin istemedim. Hemen video çekmek istedim. O yüzden de böyle pek bekleyemedim. Lütfen o kuru görüntüyü göz önünde bulundurmayın. Şimdi alt taban bu şekildeydi. Şimdi artık simli farlara geçiyoruz. İçinde şu çok güzel olan simli rengi alıyorum. Bunun ismi neymiş? Lighting. Çok yaratıcı. Zaten gördüğünüz gibi çok pigmentli. Bunu parmağımı sürüyorum. Çok tozutuyorlar sadece. Ama gerçekten far pigment yönünden o kadar başarılı ki kullandığınız zaman hani o
tozu tüy olması falan hiç umursamıyorsunuz. Şimdi daha koyu renk olan Destiny rengini alıyorum. Yine büyük bir fırça alıp şu kısımları biraz dağıtıyorum. Şimdi bir tane makyaj pedi alıyorum. Bu makyaj pedini şu Dioderma'nın mişeler suyunu sıkıp şu uç kısımlarını biraz daha keskinleştiriyorum. Şu şekilde. Şimdi son olarak şu Wet'n White paletindeki siyah rengini alacağım. Bunun da pigmenti güzel. Evet, göz makyajım bitti. Şimdi gözlerimin içine ben siyah bir göz kalemi süreceğim. Bu da Wet'n White'in göz kalemi. Bu da Wet'n White'in göz kalemi. Gözümün içine kalemi soktum. Görüyorsunuz değil mi? Gözüm yaşardı. Ben şu zaten kapatıcıyı da sürüyorum. Bunu niye sürdüm de bilmiyorum. Bu şekilde. Gözüm yandı. Şimdi fondöteni ve kapatıcıyı sürdükten sonra göz altlarımıza da tabii ki birazcık far geçeceğiz. Şimdi ben fondöten olarak bu Platinum fondöteni kullanıyorum. Bu yeni formülü olanı, bir de eski formülü olanı var. Benimki yeni formül. Bunu çok mu almışız desem? Bunu nemli süngerimle dağıtıyorum. Şu gözümün kuru olması sinirlerimi bozdu. Çünkü farda gıcık bir görüntü yapıyor. Ama siz zaten bu makyajı yaptığınızda gözünüz böyle olmayacağı için sizin için sorun değil ama işte bende kötü oldu. Gördüğünüz gibi çok basit bir makyaj. Hiç... Gördüğünüz gibi çok basit bir makyaj. Hiç zorlanmadan tık 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 göz pınarlarınıza böyle daha aydınlık simli farlar, göz uçlarınıza da daha koyu, işte siyah, koyu gri olabilir. Bu tür tonlarda far sürüyorsunuz. Burada önemli olan şeylerden birisi göz altlarınıza da bu gözünüze sürdüğünüz farlardan birazcık getirmeyi unutmayın. Çünkü gözümün üstü böyle birazcık abartılı bir makyaj ve göz altlarım
tamamen böyle hiçbir şey olmazsa çok komik bir görünüm oluyor. Onu sevmiyorum ben. Eğer siz kendi isteğinize, kendi zevkinize göre gerçi onu yaparsınız ama bence yani göz altlarınıza da getirin. Şimdi şuraya da kaşım düşmüş. Aa, kaşım değilmiş herhalmiş. Neyse. Şimdi göz altlarımı aydınlatacağım. Göz altlarımı aydınlatmak için bu Closet'i kullanıyorum. Bunu bayağıdır da kullanmıyorduk. Bu arada Closet'in bendeki rengi 132 numarası. Gözlerimi aydınlatmak için kullanıyorum. Şimdi göz altlarımı sabitleyeceğim. Bu da yine güzel bir transparan pudra. Hiç böyle cildinizde varlığı hiç belli olmuyor. Çok ince yapıda bir ürün. O yüzden güzel. Şimdi göz altlarımı sabitledikten sonra bir de şuralarımı da sabitleyeyim. Şu çizgilerimi herhangi bir ürün dolmasın. Benim oralarıma da çok doluyor. Cildimizde çok nemlendirdik diye böyle güzel aydınlık bir görünüm oldu. O his de benim çok hoşuma gitti. Şimdi göz altlarıma böyle ince yine aynı fırçayı kullansak olur. Şöyle yine ince yassı fırçamı alıyorum. Gri ile siyah karıştırıyorum. Daha sonra onu göz altlarıma çok kalın bir görüntü olmadan incecik böyle sürüyorum. Önceki görüntüsüyle şimdiki görüntüsüne baktığınızda zaten anlayabileceksiniz. Şu an daha makyaj böyle bütünleşmiş duruyor. Diğer şekilde böyle tam o his olmuyor yani böyle. Üst çok abartılı, alt ama çok yalın duruyor hani. O görüntü benim hiç hoşuma gitmediği için ben mutlaka bu tür abartılı makyajlarda göz altlarıma getiriyorum. Sıra artık kaşlarda. Bugün kaşlarımı doldurmayacağım çünkü zaten gözlerim çok abartılı. Bir de böyle kaşlarda bir renk olsun istemiyorum. Sadece renkli bir maskarayla sabitleyeceğim. O hem böyle kaşımızda hafif olan o fondöten rengini, işte pudra rengini, kaşımıza değen o farların rengini şey yapacak. Hani farların rengini alacak. Hem de böyle çok hafif bir renk olacak. Hem de kaşımızı sabitleyeceğiz. Bu arada eğer kaşınız benimle aynı renkliyse bu pastelin bu rengi çok efsane. Deep Brown 24. Çok güzel bir renk. Buna bir bakın isterseniz. Hem fiyatı da çok uygun. Şimdi kaşlarınızı sabitledik. Artık sırada. Çok mu parlıyoruz desem? Neyse. Parlayalım güzel. Yaz mevsimi parlayalım. Sıra allıkta. Ben allık olarak bugün bu platinin bu ikili allığı var bende. Çok güzel ikisinin de rengi. Biri şeftali, biri pembe alt tonlu. Bugün bu şeftali rengini kocaman bir fırçayla sürüyorum. Saten bitişli bir allık. Yani tam mat da değil. Çok güzel. Ve çok uygun fiyatlı. Böyle bu markası daha yaz düğünleri olur, yazın yapılacak bu özel gün olur. Çok da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü cildimiz hem çok aydınlık gördüğünüz gibi. Hem de abartıysa abartı, gayet de abartılı göz olsun hani. Şimdi bir bronzer kullanacağım. Bronzer olarak bu Wet'n Wild'ın bronzerını kullanıyorum. Bunu da geçen makyaj videomda almıştım. Hiç kullanmak nasip olmadı. Güzel bir bronzer ama. Yine allık fırçamla şu şekilde sürüyorum. Çok güzel böyle direkt bir bronz görünüm katıyor cildinize.
Böyle çok doğal, gerçekten yanmışsınız gibi bir bronz görünüm katıyor. Şu an mesela çok bronz duruyorum. Şimdi sıra aydınlatıcı olarak bu Wet n Wild'ın şampanya rengi aydınlatıcısını alıyorum. Çünkü çok güzel bir aydınlatıcı bu. Hem çok güzel aydınlatıyor. Bir bugün şey yapmayacağım. Kontür. Çünkü çok bronzer sürdük. Yani şu an baktığımda cildimin herhangi bir kontür ihtiyacı yok. Çok güzel bir aydınlatıcı. Burada ben karışık gidiyorum. Maskarayı yine sürmedim. En son maskarayı süreriz diye. Evet. Aydınlatıcı da bitti. Şimdi maskaraya geçiyorum. Bugün maskara olarak bu turuncu Avon Mark'ın maskarasını kullanacağım. Bu maskarayı ben kullandığımda çok memnun kalmıştım. Çünkü gerçekten çok iyi bir şekilde kaldırıyor, hacim veriyor. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Gerçekten bir bakın bu Avon. Avon bir kekstiren maskarasına. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Şimdi ben bir dudağımı temizleyeceğim. Dudağımı temizledim. O fazla olan o dudak balmını aldım. Şimdi kırmızı renkli sürdüğümüz için kırmızı renkli dudak kalemi alıyorum. Şu an bu dudak kalemi Biolis'in koralı rengi. Birazcık dıştan sürdüm. Bugün ruj olarak da bu Yves Rocher'in bu çok tatlı kırmızı rengini kullanacağım. Bendeki rengi 120, böyle hafif koyu renk. Ruj da bayağı yakıştı. Saçlarımı açayım. Buna nasıl bir saç gider onu da hiç bilmiyorum. Evet, geldim. Rujumu da sürdüm, geldim. Makyajımın bitmiş hali. Öyle getirmeyeyim. Evet, böyle daha iyi. Makyajımın bitmiş hali gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Orada nasıl duruyorum bilmiyorum ama aynada şu an resmen denizde böyle bronzlaşmış gibi duruyorum. Çünkü bronzer'ı biraz fazla sürdük ve bu bronzer gerçekten harika harika bir bronzer. Lütfen hala indirimde gidip alın. Neyse, şu an konumuz bu değil. Siz bu makyajı, ben bronzer'ı biraz fazla kaçırdığım için kontür yapmadım. Ama siz kontür de yapabilirsiniz ki ben normalde özel gün makyajlarında kontürü asla es geçmem. Ama bu makyaj böyle oldu biraz çünkü çok bronzer sürdük. Biraz da kontür yaparsak böyle çok artık kötüye kaçabilirdi. Hiç girmedim o işe. Göz makyajında böyle normal bir gri göz makyajı ve tabii ki de kırmızı dudak ile. Çünkü gri denilince aklımıza kırmızı dudak geliyor. Umarım videomu severek izlemişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.